Evet arkadaşlar. Merhabalar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hocamızın genel bir değerlendirmesiyle başlayalım. Buyurun hocam. İlk 45 dakika oyunun ve topun kontrolü bizdeydi. Ama gol bölgelerinde etkisiz kaldık. Yani sadece topa sahip olmak, oyunu kontrol etmek futbolda yetmiyor. Aynı zamanda gol bölgelerine girip orada daha çok sayısal fazla olup pozisyonlara girmek, bu bizim ilk devreki analizimizde geliştirmemiz gereken konular. İkinci yarı 10 kişi kaldı, 45 dakika 10 kişi oynadık. Doğal, sadece mücadele ettik, zaman zaman da ataklara çıkmaya çalıştık. Ama futbol için yeterli değil. Bazen 10 kişi de iyi işler yapıp gol bulmalısınız. Onu da oynayabilmelisiniz. Biz sadece mücadele ettik. Belki bunda kadromuzun değişmesi, yeni oyuncuların oynaması, hamle gücümüzdeki o eksiklikleri biliyoruz. Teknik ekip olarak da antrenman yapmamız lazım. Geldik, deplasman Beşiktaş maç, bir takımın ilerleyebilmesi için, kendini geliştirebilmesi için, teknik adamların dokunuşlarının fazla olabilmesi için antrenman yapmak zorundasınız. Dolayısıyla bir an önce o boşluğun gelmesini istiyorum. Dolayısıyla Beşiktaş'a da başarılar diliyorum. Aslında ben teşekkür ederim. Sorduğunuz sorunun içerisinde güzel cevaplar var ona uygun. Evet, buradan çıkmak için önce antrenman yapacaksın. Oyuncu transferi mutlaka, başkanımız Murat Bey bu konuda ciddi çalışmaları var. Sakat olan oyuncumuz var. Yusuf önemli bir oyuncu. Onun geri dönüşü de takıma çok büyük katkı yapabilir. Evet, 1,5 sezon oldu, ara verdim. En son Kayserispor'da çalıştığımız ve bıraktığımız bir ekol vardı. O ekole gelen arkadaşlar hazır temelin üstüne gittiler. Hazır temel kurmak en zor iş. Burada bir oyuncu grubu var, 6-7-8 kişilik. Bir de oynamayan bir grup var. Mutlaka eksik yerlere transferlerin olması, ama bir de teknik ekip olarak takımı geliştirmemiz gerekiyor. Yani bugünkü maç analizi veya bir takımın teknik adı, örnek taç atışları. Kaç tane taç var? Bir tane taktik taç yapamadık. Yapmamız lazım. Korner, duran top. Yapabiliriz. Hücuma çıkış, ilk devre topa ve oyuna sahip olan bir takım ama ceza sahasında etkili olmayan bir takım. Bunlar hep bir takımı, teknik ekibin geliştirmesi gereken çalışmalar. Bunlar antrenmanla olur. Bunu yapacağımıza inanıyorum. Çok daha iyisini yapacağımıza inanıyorum. Maalesef Türkiye'deki futbol ortamı bir değişik. Değişik olduğu için de biz de verilen görevi, henüz yeni geldik, en iyi şekilde futbol olarak tüm Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Bunun için de biraz zamana ihtiyacımız var. Ama transfer konularında da ciddi adımlar atılıyor, onu da söyleyeyim. Galatasaray'la adı anılıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir teklif gelirse vermeyi düşünüyor musunuz? Yoksa Şimdi elde kalmasını mı istersiniz? Sağ olun. zaman zaman kulübün menfaatine olan, ekonomik anlamda kulüpler bu transferleri yapabiliyor. Mesela onların yerini doldurabilmek. Yusuf Sarı 7 asisti olan bir adam. 7 asist. Giden diğer 6 futbolcu 20 gole direkt katkı yapmış. 20 gole direkt katkı. Dolayısıyla şimdi bir de 7 asisti düşün. Yani takımın 27 golünde pay sahibi olan oyuncu grubu yok şu anda Adana Demirspor'da. Tabii bu kulübün kendi iç yapısı. Bu iç yapıyla ilgili ben fazla bir informasyon konuşma taraftarı değilim. Ama şunu istiyorum. Önemli oyuncuların yeri mutlaka dolmalı. Lig enteresan bir yer. 3 maç, 4 maç kaybettiğinde ligin çok farklı yerinde kendini bulabiliyorsun. Çünkü diğer takımlarda transfer yapıyor, hazırlanıyor. Biz de ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Şimdi evet, geçen sene depremi yaşayan bir ülke. Daha önceden de koronanın gelmesi
liglerin tatil olması. Yani buna bir öyle bir bütün olarak bakmakta fayda var. Bazı takımların ligden çekilmesi, diğer takımların çok rahat oynaması. Teknik adam gelişiminde pro lisansların verilirken gelen teknik adamların ve bunları yetiştiren kişilerin kalitesi, yeni gelen genç neslin tecrübesi ne kadar? 5 sene çalıştıktan sonra mı tecrübe kazanacaklar? Yoksa belli bir yere geldikten sonra mı tecrübeli bir şekilde başlayacaklar? Dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik kriz, bunlar başlı başına bir takımı etkileyecek faktörler, oyuncuyu etkileyecek faktörler. Aslında bu konuyla ilgili burada bunun yeri değil. Keşke böyle güzel bir toplantılar olsa da Türk futbolu adına konuşabilsek, doğruları konuşabilsek, bazı başarılar geçici olur. Mesela ben ne olursa olsun Beşiktaş'ın teknik adamı, ben geçen hafta tesadüfi maçtaydım. Takımın ısınmasını seyrettim, Beşiktaş takımının. Çok beğendim. Taktik ısınıyorlar. Çok hoşuma gitti. Sonra Pendik maçındaki skora şaşırdım. Yani çok deneyimli bir teknik adam. Ama Türkiye çok farklı bir ortam. Oyuncu grubu çok farklı. Bir hafta gördüğünüz bir takım bir dahaki hafta çok farklı bir durum alabiliyor. Ama bunun içerisinde farklı parametreler var oyuncuyu etkileyen. Yabancı antrenörler bunları pek ilk başta kavrayamaz. Dolayısıyla çok uzun konu. Güzel bir tespit. Evet, teknik adamlık ben şahsım için düşünüyorum. Tecrübe, deneyim, bazen kazanırken çok şeyler öğreniyorsunuz. Veya başkası kaybederken de bir şey öğreniyorsunuz. Oyuncuyla iletişim çok önemli. Oyuncuları buna, bu gibi olaylarda oyuncularla düşüncelerinizi onlara yönlendirmek çok önemli. Yani iki maça çıktım, hiç böyle bir sorun olmadığını, tabii iletişimimiz, toplantılar, analiz vesaire, farklı bir yöne bakıyoruz. Ne dedik biz mesela? İlk devre ben içeri girdiğimde konuşmamın bir bölümü, %60 topa sahip olan takım gol şansı 0-0 bilmem 3. Bu olamaz arkadaşlar. Böyle bir tezat olamaz. Siz %60 topa sahip oluyorsanız, oyunu kontrol ediyorsanız, ceza sahası içerisinde gol oranınız çok yüksek olmalı. Burada bir yanlışlık var. Tam senin söylediğin mesele. İşte bunlar çalışarak, görüntü, analiz, sahadaki çalışma, oyuncu grubu aç. Bunu yapabilecek deneyimli oyuncu da grubu da var. Orada bir problem yaşayacağımıza inanmıyorum. 2-3 mağlubiyette biliyorsunuz hocalar ayrılabiliyor. Normal, bu iş böyle. Bu iş böyle. Gelirken takımı da biliyorduk, gidenleri de biliyorduk. Bilerek geldik. Bıçak bilevliydi yalnız. Bıçağın ucu çok bilevliydi. Onun için kör bırakmadım ben o bıçağı. Bilevli hazır bekliyordu. Buradan artık burayı doldurun siz. Ne demek istediğimi. Beşiktaş'tan çok biz İstanbul Spor maçı, benim oynadığım Ankara Gücü maçı. Orada yapmış olduğumuz doğru ve eksik şeyler üzerinden gittik. Tabii bunda Beşiktaş'ın da analizi var. Ama önce biz ne yapıyoruz? Arkadaşlar zaman zaman çok böyle basın toplantıları vesaire, sorular, teknik adamlar. Şimdi bir anda kahraman da oluyorsunuz. 3 hafta sonra aynı antrenör yerin dibinde paspas oluyor. Otoraya gelin, yıllar önce bir lafı vardı. Biz paspas değiliz, üzerine basıp insanlar ayakkabılarını temizleyecek paspas değiliz demişti yıllar önce. Şimdi maalesef önemli olan bir takıma medyayla birlikte saha içerisindeki duruş, kimle oynarsan oyna, kimle saha içerisinde bir takım nasıl duruyor? Top rakipteyken nasıl duruyor? Top kendindeyken nasıl duruyor? Bütün iş burada başarılı olmak. Bunun amacı ne? Yabancı kuralı koymanın amacı yerli oyuncunun, değil mi? Bunu koymanın amacı ne? Yerli oyuncunun çıkması. Birinci derecede. Çok fazla yerli oyuncu olsun. Belki ikincisi de çok fazla yurt dışına para gitmesin. Belki de o, bilemiyorum. Olabilir. Mantığım onu düşünüyor. Ama Türkiye yabancının serbest olduğu dönemde en çok
yurt içinden yurt dışına oyuncu transfer etmiş. Biz bir kere geçmişi iyi bir analiz edip ona göre geleceğe adımlar atmamız gerekiyor. Yani sürekli gelen yeni yönetici grubunun düşünceleriyle hareket değil de onu bir global olarak bakmamız lazım. Ve ulemaların da orada olması gerekiyor. Ben mesela pro lisansı teknik direktörlük yetiştirmek çok önemli. Ülke önce çok kaliteli teknik direktör yetiştirecek. Bak Nuri Dortmund'a gitti. Pro lisansını Fußball Lehrer olarak orada yapacak. 6 ay. Ve A lisansını yapan adamdan pro lisansına gidebilmesi için o kadar ağır şartları var ki şampiyon olması lazım, final oynaması lazım. Diğer bir sürü kriterler de var. Oraya gitmek çok zor. Ve 6 ay yapıyorlar. İyi antrenör yetiştirmek ve bunları yetiştirecek kişilerin de Tudor'larında, özellikle söylüyorum, Tudor'larında ilk defa gidip orada antrenörlük veya Tudor'luk yapıp Türkiye'de antrenör yetiştirmeleri, iyi antrenör yetiştirmeleri mümkün değil. Zaman zaman B-A birleşimi okey diyorum. Zaman zaman. Ama işte gelecek antrenör nasıl olacak? Şimdi gelecek 10 seneye bakacağız. Onun için bu konuda çok iyi çalışmaların olması gerekiyor. Yani yabancı konusu değil. Nihayetinde orada bulunan insanların da görüşü olmalı. Deneyimi, tecrübesi olmalı. Orada çalışan 20 antrenör diyelim. Eğitim dairesi yöneticiler, profesyoneller. Önemli iyi insan profesyoneller de var. Hamit de önemli bir Bundesliga'da oynamış. Milli takımlarda oynamış. Alman Futbol Federasyonu'nun müfredatını diyoruz ya, hep Almanları takip edelim. Rüdiger Müller senelerce eğitim dairesinde başkan ve yöneticilik yaptı. Türkiye'ye gelip kurslar verdi. Rüdiger Müller. Bertie Fox, Rainer Bahnhof eğitim dairesinin başındaydı. Ben kursa gittiğimde onlar vardı orada. Holger Oziyek, Beckenbauer'la birlikte 12 sene eğitim dairesinin başındaydı. Şimdi siz orayı bu hale getirirseniz, bu şekilde yaparsanız buradan gelecekler ve oradaki fikir jimnastiği acayip olur. Yani 8 olsun, 10 olsun, 12 olsun, 11 olsun, 15 olsun, serbest kalsın. Bunlar önemli şeyler. Şimdi Beşiktaş'tan ilgili konuşmak istemiyorum. Bu doğru olmaz. Mutlaka bir görüşüm var. Şimdi önce şahsımdan ilgili kısa şunu diyeyim. Zor adam diyorlarmış benim için. Anlayamıyorum bunu kimler diyor. Ya bu hocayı almayın diyorlarmış. Özellikle belirtiyorum bu cümleyi. Ne yapalım, ülkemizin kültürü bu. Bu kadar. Teşekkür ediyorum hepinize. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Sağ olun. Hocam bir selfie yapalım.